Evet, kokpite hoş geldiniz. Bugünkü videoda M61A1 Vulcan topunun hava-hava muharebelerinde veya it dalaşındaki kullanımını inceliyor olacağız. Uçağı izli mermilerle yükledik. Karşımıza da bizim cefakar Su-25'leri koyduk. Malum eğitim videosu, dolayısıyla işin tekniğine yoğunlaşmak daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Bu videoyu izledikten sonra öndekine çakabilecek bilgi seviyesine sahip olacağınızı umuyorum. Umarım faydalı olacak. Ufaktan başlayalım. Uçak kötü yere düştü. Kusura bakmayın. Neyse, biz bu işe biraz daha detaylı bakalım. Top kullanmak üzere Dogfight moduna geçtiğimizde HUD'da neler var ve bunları nasıl kullanacağız? Bunlardan bahsediyor olacağım. Dogfight videosunda da bahsettiğim gibi bu modda HUD aslında bayağı bir basitleşiyor. Öncelikle solda kalibre, hava hızımız ve sağda da barometrik irtifamız var. Buna ek olarak Master Arm ve Dogfight modları indike ediliyor. 3.8G ile dönüyoruz ve şurada bir kesik çizgi var. Bu bize ufuk çizgisini temsil eden Ghost Horizon Line denilen indikatör. Çok kritik olmamakla birlikte durumsal farkındalık açısından faydalı. Gene HUD'ın solunda yan duran bir smiley gibi gözüken şey Attitude Awareness Arc. Bu uçağın aslında konumunu belli ediyor. Burun yukarı verdikçe bu küçülecek, burun aşağı verdikçe daha fazla daireye benzeyecek, size aşağı yani toprağa doğru gittiğinizi belirtiyor olacak. Şimdi şu anda hedefe bir radar kilidi atmış durumdayız. Hedefin çevresindeki daire onu temsil ediyor. Zaten bunu F025'ten de anlayabiliyorsunuz. F Fire Control Radar demek. Ve bu radar kullanılarak hedefe olan menzilin ölçüm sonucunun 2500 feet olduğunu söylüyor. Aslında buradaki F025. Şimdi hedefin çevresindeki çember çok uzaktayken tam çizgiden oluşuyor olarak gösteriliyor. Bu yaklaştıkça, özellikle 12.000 feet'in altına indikçe bir kısmı kesik çizgi olmaya başlıyor. Burada gördüğünüz gibi. Burada yukarısı 12.000, 9.000, 6.000 ve 3.000 feet olarak gözükebilir. Zaten şu anda 2500'deyiz. Oradaki küçük üçgende uçağın bize göre ne yönde uçtuğunu temsil ediyor. Burada gösterilen 110 aramızdaki mesafenin ne hızla kapandığını söylüyor. Şu anda saniyede 110 feet ile birbirimize yaklaşıyoruz. Gene radarla menzil ölçtüğümüz için Dynamic Launch Zone da çizebiliyor uçak. Dolayısıyla füze menzilleriyle ilgili kestirimde de bulunabiliriz. Mesela T4 diyor. Amram'ı attığımız anda direkt Mad Dog olarak çıkacak ve 4 saniye sonra hedefi vuracağını kestiriyor şu an atış kontrol bilgisayarı. Şimdi bu modda HUD'da gösterilen en önemli şey aslında şu iki çizgi. Buna İngilizce'de funnel diyorlar. Bir huninin kesiti olarak da düşünebilirsiniz ve mermilerin takip edeceği yolu temsil ediyor. Aslında uçağın burnu şu artıya bakıyor. Bu boresight cross'a bakıyor. Fakat 3.8G ile döndüğümüz için bizden çıkan mermiler o artıya gidemiyor. Artıdan o huni içerisinden aşağıya doğru aktıklarını göreceğiz. Akıyormuş gibi göreceğiz aslında. Bağıl hız var aramızda. Şimdi biliyorsunuz F-16'da bayağı sağlam bir atış kontrol bilgisayarı var. Bu bilgisayar bizim çektiğimiz G'yi, hedefin menzilini vesaire türü durmadan hesaplayarak bize çözümler sunuyor. Şimdi aslında uçak bize diyor ki hedefin kanat uçlarını bu huninin içine sok diyor. Böyle yaptığında vurma olasılığın artar. Fakat kanat genişliğini bilmemiz lazım ve buna ICP'den, DED'den girmemiz lazım. Ama buna gerek yok çünkü bizim bir radar kilidimiz var. Radar kilidi menzili ölçtüğü için bu artı ve eksi işaretlerini bize koyuyor. Oradaki o halka da Level 5X Peeper denilen şey. Biz ona halka diyeceğiz. Buradaki artı 1G ile ilerleyen, yani aslında manevra yapmayan hedeflere atışta kullanabileceğiniz bir işaret. Dolayısıyla böyle bir uçağın arkasına geçtiğinizde büyük ihtimalle bu artı zaten bizim uçağın boresight cross'una doğru yükseliyor olacak. Eksi ise 9G ile çekişte olan hedeflere karşı kullanabileceğiniz bir sembol. Buraya çizilen halka önemli. Halka şu anki durumda ne olması gerektiğini söylüyor ve o halkayı hedefin üstüne getirip tetik çekerseniz sizin atış kontrol bilgisayarınız vuruş sağlayacağınızı varsayıyor. Buradaki yatay çizgiler ise hedefin bizim mermilerimiz ona ulaşana kadar yatay eksende ne kadar kaçabileceğini ifade ediyor. Bu jink denilen bir sağ sola ani çekme manevrasında nereye gidebilirler diye bilgisayar bunu da bize aslında gösteriyor.
Mesela biz şu anda hedefe 2500 feet'te olduğumuz için bayağı ciddi bir mesafe bu. Hedef sağa veya sola ani çekişte oraya kadar varabilir diyor. Biz bu hedefe yaklaşsaydık bu çizginin küçüldüğünü görecektik. Çünkü mermilerin oraya ulaşma zamanı küçülecekti. Şimdi oynatıyoruz. İlk atış aşağıda. Ama ikinci atış başarılı. Sol kanadı kesip aldık. Şimdi bu atışları biraz yavaş çekimde takip edelim. Dikkat ederseniz ilk atışta acele ediyorum ve ıskalıyoruz. Ama ikinci atışta güzelce Piper'ı uçağın önüne koyuyorum. Sonra çekiş azaltıp böyle bıçakla keser gibi sol kanadı alıyoruz. Ve bu süreçte de mermiler Huni'nin tam o anda olduğu yerden uçuyor. Buna da dikkatinizi çekiyorum. Hedefin kanat açıklığını ICP'den list sonra 5'e girip şu an mesela 49 feet buraya 100 feet yazıp enter yaptığımda bakın nasıl genişliyor. Böyle değiştirebilirsiniz. Hep dediğim gibi F-16 kolaylıklar uçağı sizin öndekine çakabilmeniz için türlü türlü hesaplar yapıyor. Gerekli bütün işareti, sembolü de size gösteriyor ve işinizi kolaylaştırıyor. Bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu beni memnun eder. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de bu uçağı takip ediyorum. Bakalım nereye düşecek. Tam binaya düştü.